Gönül Yorumu'ndan herkese merhaba. Bugün Sezen Aksu'ya karşı kurulan kirli ittifaktan söz edeceğim. O ittifakın bir ayağı biliniyor zaten. AKP'liler, AKP'li troller, hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan camide mikrofonu eline alarak dilini koparmakla bile tehdit etti. Diğer ayağı gizli, biraz örtülü, biraz kendini muhalif örtüsü altında sakladığı için çok iyi görünmüyor. Ancak dikkatli gözler, dikkatli bakan insanlar görebiliyorlar. Erdoğan'a muhalefetmiş gibi görünen bir kısım insanlar aslında Erdoğan rejiminin en büyük destekçileri, Erdoğan rejiminin kuruluşunun ve hayat bulmasının, hayatını idame ettirmesinin en önemli destekçileri, işbirlikçileri bunlar. Belki bilerek yapıyorlar, belki bilmeyerek yapıyorlar ama her seferinde muhafazakar camiayı, hatta şimdi Sezen Aksu örneğinde de olduğu gibi belki liberal ve demokrat camiayı da ya Erdoğan gene ehvenişer, bunlardan iyidir demeye sevk edecek bir tavır içerisine giriyorlar. Her kritik noktada, her kritik dönemeçte bu tavrı sergiliyorlar. Şimdi bugünlerde Sezen Aksu 5 yıl önce yapılmış, hatta kendisinin de yapmadığı, sadece düet yaptığı bir şarkıdan Erdoğan'ın yapımcısı diyebileceğimiz Polat Yağcı'nın yapımcılığını yaptığı, hani yapımcısı derken şunu kastediyorum, öbek öbek sanatçıları saraya götüren, Erdoğan'a biat ettiren, Erdoğan'a doğum günü şarkıları söyleten, Erdoğan için seçim şarkısı yazdıran ve Erdoğan'a bu yakınlığı sayesinde bütün müzik piyasasını neredeyse eline geçirmiş olan, bütün müzik piyasasında tekel konumunda olan Pol Production'ın sahibi Polat Yağcı'dan söz ediyorum. Polat Yağcı'nın yapımcılığını yaptığı bir kaset bu, bir müzik parçası. Yani Polat Yağcı bundan para kazanmış. O olayın bir tarafı, onu bir kenara bırakalım ama bu şarkıdan dolayı şu anda Sezen Aksu Cumhurbaşkanı tarafından dili koparılmakla tehdit ediliyor. Peki bu haber muhalif gazetelere baktığımız zaman, muhalif geçinen gazetelere baktığımızda birinci sayfalarında hiç yok. Sözcü gazetesinde hiç yok mesela. Karar gazetesinde ilginç bir biçimde en görünür şekilde yayınlayan bu tehdidi, bu Sezen Aksu'ya gözdağını yayınlayan gazete Karar gazetesi oldu. Onun dışında Cumhuriyet gazetesi çok küçük verdi, minik verdi. Ama daha ileri giden şeyler yapıyorlar. Sözcü gazetesi ve Sözcü gazetesinin temsil ettiği zihniyet diyelim, mantalite neredeyse Sezen Aksu'nun uğradığı bu linçi meşrulaştırıcı yayınlar yapıyorlar. Mesela Yılmaz Özdil, hani AKP döneminin bütün günahlarını saydıktan sonra evet işte bunlar yetmez ama evet diyenlerin eseridir diye yazıyı bağladı. Sonra kendini kurtarmak için bu bir oh olsun yazısı değildir, bu işte gördüğünüz mü gününüzü yazısı değildir filan gibi bir şeyle, cümleyle kendini kurtarmaya çalıştı ama hani bir adama sana şerefsiz demiyorum ama bu yaptığın insan, bu yaptıkların da şerefli bir insana yakışmaz demek gibi bir şey aslında. Sadece Yılmaz Özdil değil, Merdan Yanardağ gibi gazeteciler de işte bu 2010 yılında Yetmez Ama Evet'in kurduğu bir yargının sonucu bu. Onun için Sezen Aksu'nun ya da Sedef Kabaş'ın yargılanması, tutuklanması, uğradıkları linçler, Sezen Aksu'nun da payı var demeye getiriyorlar. Bir kere bu teknik bilgi olarak yanlış. Neden? Çünkü 2010 yılındaki yargı düzeninde yaşamıyor şu anda Türkiye. Tam tersine 2017'de yargıyı tamamen saraya bağlayan, sarayın bir dairesi haline getiren bir HSYK kurdu. Hatta ismi de değişti, yükseği kaldırdılar. HSYK oldu. Yani şu anda geçtiğimiz ay AKP'li bir yerel yönetici, sonra işte Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı, Murat Kurum'un bakanlığında bir genel müdür yardımcısı olan bir kişi HSK'ya üye olarak seçildi. Yani HSK artık şu anda AKP'nin kadın kolları gibi bir şey, işte gençlik kolları gibi bir şey. Yani daha öte bir anlamı yok. Böyle bir yargı sistemini hala 2010'daki referanduma bağlamak, yani bilmiyorsa bir gazeteci için ayıp, bilerek yapıyorsa ayıp ötesi bir şey. Fakat buradaki mantığa ben dikkat çekmek istiyorum daha çok. Dikkat ediyorsanız Türkiye'de kadın cinayetlerinde normalleştirici, meşrulaştırıcı bir söylem kullanılıyor. Hele bu kadın, tırnak içinde söyleyeyim, iffetsiz bir hayat yaşıyorsa neredeyse hak etmiş deniliyor.
Tecavüze uğrarsa hak etmiş deniliyor, cinayete kurban giderse hak etmiş deniliyor. Mesela ne diyorlar? İşte o da mini etek giymeseymiş ya da gecenin o vakti orada ne arıyormuş gibi meşrulaştırıcı cümlelerle tecavüzü ya da cinayeti meşrulaştıran insanlar var, söylemler var ve bu toplumda çok yaygın. Hatta eskiden 90'dan önce Türk Ceza Kanunu'nda iffetsizlik indirimi diye bir kanun maddesi vardı. Eski TCK'da 438. maddeydi ve iffetsiz bir kadına dönük işte tecavüz, kaçırma gibi suçları normal bir kadın nasıl oluyorsa iffetsiz bir hayat yaşamayan bir kadına göre daha düşük cezalar veriliyordu. Hatta bunu Yekta Güngör Özden'in başkanlığını yaptığı, bugün Yılmaz Özdil ve Merdan Yanardağ gibi gazetecilerin zihniyetine çok uygun Anayasa Mahkemesi, o dönemin Anayasa Mahkemesi anayasaya uygun bulmuştu ve iptal istemini reddetmişti. 1990 yılında bu madde çok şükür ki ceza kanunundan çıkarıldı. Turgut Özal'ın yaptığı önemli işlerden bir tanesiydi belki. Evet, ceza kanunundan çıkarıldı ama fiilen hala bu uygulamada fiilen hala toplumun şuur altında devam ediyor. Ne yazık ki gazetecilerin şuur altında devam ediyor. Yani bir kadına iffetsizlikten dolayı uğradığı haksızlıklar karşısında ya da uğradığı tecavüz, kaçırma, şiddete karşılık verilen cezanın indirim yapılmasını istemekle bugün Sezen Aksu'ya, onlara göre, bana göre o bir günah değil, tam tersine bir aydın duruşuydu. 2010 yılında verdiği oyun karşılığını bugün görüyor gibi bir mantık içerisinde yazı yazmak aslında o iffetsizlik indirimini savunanlarla aynı mantık zinciri, aynı zihniyet, aynı şuuraltı diye düşünüyorum. O da mini etek giymeseydi, o da 2010 yılında referanduma evet vermeseydi. Aslında bu iki cümle arasında hiçbir fark yok. Bu iki mantık arasında, bu iki şuuraltı arasında hiçbir fark yok. Onun için bu tür muhalifimsi destekler, linçlere verdiği destekler, normal bir AKP'linin, normal bir AKP trolünün, Melih Gökçe'nin ya da Cübbeli Ahmet'in verdiği destekten daha tehlikeli. Neden? Çünkü normal bir adam, normal bir vatandaş, sıradan bir vatandaş Melih Gökçe'nin tweetine baktığında ya da Abdurrahman Uzun'un tweetine baktığı zaman yani bunlar zaten böyle düşünüyorlar deyip Sezen Aksu'yu savunabilir. Ama Yılmaz Özdil'in yazısını okuyan ortalama bir insan, hele onların zihniyetine yakın bir insan, her ne kadar Yılmaz Özdil bu bir oh olsun yazısı değildir diye kendisini kurtarmaya çalışsa da Yılmaz Özdil de oh olsun demiş oluyor. Onu okuyanların da önemli bir kısmı oh olsun demiş oluyor. Zaten bunu nereden görüyoruz? Erdoğan bu kadının dili koparılmalıdır ya da biz bunun dilini koparacağız dediği halde Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında yer bulmaması da o oh olsun zihniyetinin bir yansımasıdır. Sevgili izleyiciler, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok daha kolay bir biçimde ulaşabilirim. Teşekkürler, görüşürüz.